students? Hello Tonguç. Nasılsın Tonguç'um? Fine and you teacher. Thank you. Ben nasılsın diye sormadım ama tabii İngilizce bilgin hello'ya bile fine diye cevap veriyorsun. Sıkıntı yok. Ama şimdi halledeceksin Tonguç'um. 5. sınıf İngilizcenin ilk yazılı konularını sana çok güzel anlatacağız. 1. ve 2. üniteyle alakalı karma bir yazılı hazırladık. Okul hocalarına sorduk, kolej hocalarına sorduk ve dedik ki çocuklar yazılılardan önce bir prova yapsınlar. Her şeyi çekiyoruz resmen. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi birincisi match the questions, yani soruları eşleştirin with the answers, yani cevaplar ile soruları eşleştirin diyor. Burada A, B, C, D'de sorularımız var. Karşısında cevaplarımız var. Mesela, onları anlayabiliyorum hocam. Harikasın. Where is the hospital? Yes I am. Bu olur mu? Olur hocam. O hastane nerede? Evet benim. Ya ben hastaneyim diyor bak. Adam kendini adeta bir bina olarak görüyor. Bu olamaz. Demek ki bu bir A ve bir olamaz. Şimdi where is the hospital dediğimizde, where is the hospital dediğimizde burada cevabımız not bad, kötü değil. On Tuesday, salı günü. On White Street, Beyaz Caddesi'nde olabilir. İşte o zaman cevabımız burada şuraya 4 yazıyorum Tonguç'um. Niye? 4'ü buraya koymamız gerektiği için. Can you speak Chinese? Not bad diyebiliriz hocam belki. Yes I am diyebiliriz. Yes I am. Yok diyemeyiz. I can dememiz gerekiyordu. Evet, kendi bir cevap bak. No I can't dememiz gerekiyordu. Harikasın bak. Zaten genelde Çince konuşulamadığı için can you speak Chinese sorusunun cevabı no I can't'tir. En doğru cevabı burada söylemişler. Zaten kendi bir soruya kendi bir cevap vermek lazım. Everybody can but Berkant. Evet, Berkant da yapamayan kabiliyetsiz bir arkadaşımız olarak biliniyor. How are you doing? On Tuesday. Nasıl gidiyor? Salı günü abi. Öyle olmaz. Nasıl gidiyor dediğinde? Not bad diyoruz hocam. Allah'a şükür yani not bad manasına gelin. Kötü değil, fena değil. Fena değil diyoruz ve not bad'i cevap veriyoruz. When is maths class? Yani matematik dersi ne zaman dediğinde? Yes I am. Yes I am. Ben olmaz. Bu da anlamsız. O yüzden bu da on Tuesday, salı günü diyebiliriz. Bunun cevabı da 3 olmuş oluyor. Burada bir şey var. Are you Spanish? İspanyol musun? Yes I am. Ha, burada yes I am diyor ama saçma. Madem İspanyolsun niye İngilizce cevap veriyorsun? Değil mi? İspanyolca cevap vermen lazım. Olsun ama yine de doğru. Are you sorusuna yes I am diye emizarlı bir soruya emizarlı bir cevap verdik. O yüzden bir E seçeneği de 1 olacaktır. Bunları cevaplayabiliyorsan gerçekten artık bir İngiliz vatandaşı olabilirsin Tonguç diyoruz. Şaka bir yana hemen diğer tarafa geçiyoruz. Write a question. Bu sefer daha zor bak. Bu sefer cevap var. I am from Spain demiş. Ben İspanya'dan... Çok basit. Where are you from diye soruyoruz hocam. Harikasın Tonguç, çok zekisin. Where are you from? Neredensin? Yani nerelisin? Hemşerim. Memleket nere diyorsun? O da diyor ki I am from Spain. Ben İspanya'danım diyor. Güzel. Ben sana sorayım Tonguç. Where are you from? I am from Kastamonu. Harikasın. Sen de Kastamonu'dansın. Harika, güzel. Şimdi no she isn't. Hayır öyle değil. She is from Norway diyor. O Norveç'ten diyor. O zaman burada soru farklı farklı burada cevaplar olabilir. Hocam. Burada farklı farklı cevaplar. Mesela şöyle diyebilirsin. Is she from Turkey? Is she from Turkey diyebilirsin. O Türkiye'den mi? No she isn't. Is she from England diyebilirsin. Is she from işte Spain diye her şey diyebilirsin. Hocam buraya... Norveçli'de kimi karıştırabiliriz? Bence Türk'ü karıştırabiliriz. Aynen benziyoruz. O zaman is çok she from Norveçli'de çok benziyoruz. Evet, ikimiz de benzer bir tene, benzer bir fiziksel yapıya benziyoruz. Zaten Vikingler de diyorlar bizlere. Şimdi is she from Turkey? O Türkiye'den mi? No she isn't. She's from Norway diyebiliriz. Hatta karıştırılabilecek bir şey de söyleyelim. O zaman mantıklı yaptığın espri England'a diyebilir mesela. Buraya farklı cevaplar yazabilirsin. Hoca burada niye Türkiye'ye yazmadın? Niye İngiltere'ye yazmadın? Diye puan kıramaz. Devam edelim. My favorite class is maths diyor. Benim favori dersim matematik diyor. Herhalde bu saçma sapan bir insan. Bir matematik dersi nasıl favori ders olabilir ki? Herhalde birazcık problemleri var zihinsel hocam. Zihinsel sıkıntılar yaşayabilir. Neyse önemli değil. Senin favori dersin ne Tonguç? What is my your favorite? My favorite class is P. Yani physical education. Beden physical eğitimi. Education. Beden eğitimi. Beden eğitimi en sevilen ders. Çünkü eşofmanlarımızı daha teneffüste giyiyoruz. Hazırlığımızı yapıyoruz. Hemen aşağı sahaya iniyoruz. Hocanın bize topu verip hadi kendini top oynayın demesi için resmen. Boş ders. Boş ders gibi bir şey. Güzel. Şimdi my favorite class is maths demiş. O zaman what is your favorite class diye bir soru sorabiliriz. Senin favori dersin ne kardeşim dediğimizde what is your favorite class dediğimizde arkadaşımızın verdiği cevap tabii ki sevdiği derse göre değişiyor. Bu arkadaş matematik demiş. Allah yardımcısı olsun. Şimdi devam edelim. Which one is wrong demiş. Burada bazı resimler var. Bu resimlerin sonrasında gerçekten çok aşağılamışlar senin Tonguç'un. Mesela bura bank demiş. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü dolar işareti. Tabii dolar işareti var. Police station, karakol demiş. Olabilir mi? Evet polis evet, var hocam. Falan. Hospital demiş. Ambulans var. Ambulans. Sinema demiş. Sinemada market hocam. Dükkan orada yani. Yani bu olmamış. Oyuncakçı. Evet bu çok ezmişler. Toy senin. Shop. Toy shop diyebilirdik. Harikasın Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Geçtik başka bir soruya. Fill in the blanks demiş. Boşluğu doldur. Bakalım. Candy shop. Candy shop. Do you want to be going to the candy shop? Oğlum şarkı söylüyorsun. Öyle bir şarkı vardı. Countries bak. Country ülke demek. Countries ülkeler. Nationality milliyet demek. Nationality milliyetler. Şimdi Spanish
İspanyol demek. O zaman biz İspanya'yı bulacağız. Ne yapacağız? Spain diyoruz. Bu kadar basit. Spain dediğimizde böyle yazdığımızda bu İspanya... Senin gidi spa. Ha bak, senin gidi spa da diyebilirsin. Bu İspanya, burası İspanyol. France, Fransa demek. Fransız... Fransız. Fransız değil. French diyoruz Tonguç'um. Bu sefer Aa. French diyoruz. Russia, Rusya... Russian. Russian. Aferin Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Russian footballers. Mesela Rusyalı futbolcular böyle genelde Spartak, Moskova falan iyi oynar. Bunu bilirler genelde. Chinese dedik. Çinli. O zaman Çin diyeceğiz. Çin nasıl diyeceğiz? China. China, Çin. Chinese, Çinli. England, İngiltere. İngilizce, İngiliz ne olabilir? Dingiliz. Dingiliz değil de İngilizce. English. Evet, inkılap tarihinde Dingiliz diye görüyoruz ama normalde şimdi İngiliz diye göreceğiz. İngilizce diyeceğiz Tonguç'um. Şimdi, saatler. Saat kaç Tonguç bu arada? Hocam saat şu anda 7'yi çeyrek geçiyor hocam. Güzel, tebrik ediyorum seni. Choose the correct answer. Doğru cevabı seç demişiz. Şimdi, it is 10 past 9 demiş. Şimdi bu tür sorularda bir kere şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Eğer saat normal 1'i gösteriyorsa, yani şöyle şurası 12, şurası 3 olsun. Saat eğer 3'ü gösteriyorsa o zaman çok basit. It is 3 o'clock diyorsun. It is 5 o'clock. It is 4 o'clock. Saat söylüyorsun. Ama geçe diyeceğin zaman past, kala diyeceğin zaman da to ifadesini kullanıyorsun. Burada demiş ki it is 10 past 9 demiş. Yani 9'u 10 geçiyor demiş. Burada 9'u 10 mu geçiyor? Hayır, öyle bir şey yok. It is half past six demiş. 6'yı buçuk geçiyor. Hani 6:30 demiş. Bu da öyle değil. It is 10 to 6. Ha, 6'ya 10 var demiş. İşte doğru cevabımız Ceyhun seçeneği oluyor. Ceyhan. It is a quarter to six. 6'ya çeyrek var demiş. Hani 6'ya çeyrek değil. 10 var. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Şimdi cümleler yapacağız Tonguç'um. Ahmet Gude Simic. Şimdi bu tarz şeylerden önce şunu bilmemiz lazım. İngilizce'de mutlaka yüklemi koymamız gerekiyor. En başa özne, sonrasında yüklem, sonrasında nesneler, yerler, zamanlar olabilir. Yani subject, verb, object, place, time diyebiliriz. Ama ikinci sıradaki yüklemi mutlaka koyman gerekiyor. Yoksa cümle olmamış oluyor Tonguç'um. Şimdi Ahmet özlemizi öyle değil mi? Ahmet'i en başta subject'e koyduk. Ahmet dedik. Buraya yazdık. Sonrasında özlemizi koymamız lazım. Good at swimming. Şimdi swimming yüzme demek ama burada yüzmede demek istiyor. Dolayısıyla Ahmet is good at swimming. Ahmet yüzmede iyidir dememiz gerekiyor. Niye? Good at bir şeyde iyi olmak. Bad at kötü olmak. Şimdi buraya bakalım. Burada da Mike nokta nokta enjoy maths demiş. Bu sefer de olumsuz bir fiil kullanmamızı istiyor. O zaman bir kere yine en başa özlemimizi koyduk. Mike dedik. Enjoy eğlenmiyormuş. O zaman not enjoy diyemeyiz. Doesn't dememiz lazım. Niye? Çünkü İngilizce'de he, she, it'te does geliyordu. Mike doesn't enjoy maths diyoruz. Mike matematikten zevk almıyormuş. Molly not Chinese demiş. Molly'nin de Çinli olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü Çinli bir fiil değil. Çinli bir milliyet. O yüzden emzer kullanacağız. Molly isn't, hani biliyorsun he she it'te is kullanıyorduk. Molly isn't Chinese diyoruz. Molly Çinli değil diyerekten hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Choose the correct answer demiş. Doğru cevabı seçin demiş. Burada hospital hastane, park park, sinema sinema, Brown Street, Brown Caddesi var. Police station karakol, school okul, bank de bank. Şimdi my school is nokta nokta and nokta nokta demiş. And demiş. O zaman burada bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. My school okulu nerede? Şurası bak. Okulu ben şöyle farklı bir... In front of the park. Parkın önünde diyebilirsin. Ama öyle bir seçenek var mı? Yok. Is, tersen başlamış. Is next to the cinema. Sinemanın yanında değil hocam. Sinemanın yanında değil. Bu yanlış. Is between the hospital and the bank. Hastane ile bankanın arasında diyor. Yani hastane ile bankanın arasında ama tam oraya gelmez. Is and Brown... my school is on Brown Street. Opposite the park. Ha, bu olabilir. Aa. Brown Caddesi'nde parkın karşısında. Bu olabilir. Tamam. Diğer A seçeneği kontrol edelim. My school is between the bank and the cinema. Okulum bankayla sinema arasında diyor. Hayır. Bankayla... Sinema yukarıda hocam. Sinema yukarıda. O zaman bu da olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Okulum Brown Street'te, Brown Caddesi'nde opposite the park. Parkın karşısında dememiz gerekiyor. Şimdi choose the correct word var. Doğru kelimeyi seçeceğiz. Şimdi Molly İngilizceyiz. İngilizce diyorum. İngilizceyi seviyormuş ama resmi sevmiyormuş. Sam Fen'i like, seviyormuş. Like, dislike. Harikasın. Like, dislike diyoruz. O zaman şöyle like da sevgi işaretini, dislike da ise üzüntü işaretinin olacağını bir kere not düşelim ve devam edelim alışmamız. Şimdi Fen'i seviyormuş. Physical education, beden eğitimini sevmiyormuş. History, Ali tarihi seviyormuş ama müziği sevmiyormuş. Bakalım. Molly loves, hates English. Şimdi burada Molly... Bence hocam loves hocam seviyormuş çünkü. Baksana loves sevmek olduğunu zaten biliyoruz ve dolayısıyla da burada loves'ı ben yuvarlak içine alıyorum senin için Tonguç'um. Ali
Dislikes veya likes müzik. Ali nerede? Ali müziği sevmiyor hocam. Sevmiyor. O zaman likes diyemeyiz. Ne dememiz lazım? Dislike dememiz lazım Tonguç'um. Sam doesn't like veya loves physical education demiş. Physical education'ı seviyor mu? Sevmiyor Sam. Üzüntü şartı koymuş. O zaman loves diyemeyiz. Doesn't like. Doesn't like diyoruz. Tebrik ediyorum seni Tonguç. Niye don't like demedik hocam? Çünkü Tonguç'um bak. I, you, we, they şahıslarında sen bir şey olumsuz yaparken mesela go fin olumsuz yaparken don't go dersin Tonguç'um. Ama he, she, it de, he, she, it de şöyle yazıyorum. He, she, it yani o şahıslarında sen don't go dersen şöyle don't go yazarsan patlarsın. Bu yanlış. O yüzden bir de şöyle S takısı gelmesi gerekiyor. Doesn't go demen gerekiyor. Bu sadece he, she, it'e özgü bir şey. Zaten olumlusunda da bunlara go derken buna goes demen gerekiyor. Tonguç evladım benim, tebrik ediyorum seni. Şimdi yepyeni bir soru, yepyeni bir heyecan, yepyeni bir skandalla karşı karşıyayız. Answer the question demiş. Soruyu cevaplayın. Where is the cat? Kedi nerede? Kedi nerede? Kutunun arkasında. O zaman it is on the box kutunun üstünde. Yanlış. It is under the box kutunun altında. Yanlış. It is behind the box. Evet. O kutunun arkasında diyeceğiz. Behind the box diyeceğiz. It is in the box ise kutunun içinde oluyor. Dolayısıyla eğer kedi kutunun içinde olsaydı, şöyle içerisine koysalardı kediyi, şöyle burada olsaydı, o zaman derdi ki in the box. Ya da şöyle bak, şurası in olmuş oluyor o zaman. Şöyle bir kez hatırlayalım. Bu adam şu anda in. Eğer şurada olsaydı, şuralarda bir yerde olsaydı, o zaman ne derdik? On derdik. Veyahut da yanında olsaydı, mesela şuralarda bir yerde olsaydı, o zaman next to box derdik. Yani veyahut da near the box, yani kutunun yanında derdik. Ama adam nerede? Kutunun, kedi kutunun arkasında olduğu için biz behind the box dedik. Behind cevabını kullandık. Şuralarda bir yerde olursa da, şöyle bir tam kutunun önünde olursa da, bu sefer in front of the box diyebiliriz. Tonguç evladım benim, tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik başka bir soruya, başka bir heyecana ve başka bir skandala. Şimdi choose the correct answer demiş. Doğru cevabı seç demiş. Where is Jack? Jack nerede? Şimdi bir kere Jack muhtemelen kitapların olduğu bir yerde ise he is at the barber, yani berberde, anlamsız. In the cinema, anlamsız. Sinemada da değil. Film izlemiyor ki orada. Evet, burada kitaplar var. At home ya da at the library diyeceğiz. Yani evde hocam, ya da kütüphane diyeceğiz. Hocam bence at home olabilir ama evinde bu kadar büyük kütüphane nereden bulursun? Dolayısıyla mantıklı olan cevap zor. O adam cahil cühelanın teki yani. Onu bilemeyiz ama bu kadar büyük kitaplık muhtemelen... Jack diye benim köpeğim var hocam, Jack diye yani. Ne diyorsun evladım, saçmalama. Bir anda aslında köpek de kötü bir şey değil. Köpek sadık, güzel bir şey. Köpekle de espri yapmak kötü bir şey değil. Nerede ama... Nerede kitap okuyacakmış? Bu kadar çok kitabı olmaz diye tahminimizce cevaba Ceyhan diyoruz. Peki Tonguç, şimdi buna benzer kelimeleri nasıl öğreneceğiz veya çalışmaları nasıl yapacağız dersen hemen sana bir ödev vermek istiyorum. Hemen yapman gereken ödevi yazıyoruz bak. Birincisi 5. sınıf 0'dan 5'e kitabımızda 1. ve 2. ünitenin olduğu sayfaları mutlaka çalışmalısın. Hemen bunların sayfalarını söylüyorum sana. Bak İngilizce kısmını açıyoruz. Burada sayfaları yazmanı istiyorum aklına. Sayfa 286'dan burada öğrenmen gereken kelimeleri iyice öğrenmelisin. 2. üniteye kadar geldiğimizde ünite 5 oldu bir anda. Ha, ünite 2, ünite 3'ün başlangıç yerine kadar söylüyorum sana Tonguç'um. Sayfa 307'ye kadar. Yani sayfa 286 ve 307 arasını mutlaka çalışmalısın. Yalayıp yutacağım hocam. Evet, yalamadan yutarsan daha iyi olur. Çok güzel. Ama daha sonrasında biraz daha fazla ödev de vermek istiyorum sana. Çünkü aynı zamanda Zoru Bankası'na da bazı sayfalar vereceğim. 5. sınıf Zoru Bankası'na da İngilizce'de yapman gereken sayfaları sana söylüyorum. Güzelce çalış ve sınavdan... Mor sayfalar. Mor sayfalar, İngilizcenin rengi mor. Burada Hello ve My Town kısmına iyi çalışman lazım Tonguç'um. Burada bak sayfa 228'den geliyorum. Pardon çok hızlı gittim. Burada Games and Hobbies'e geçmeden nerede? My Town sayfa 233'e kadar gelmeni istiyorum Tonguç'um. Bunları çöz. Teşekkür ederim hocam. Bir de 360'dan da gerekli sayfaları çözmeni istiyorum. Bunu hemen söyleyeyim İngilizce. Biraz ödev çok verdim çünkü sınavlarda iyi bir not almanı istiyorum. Burada süper 100 alacağım hocam. İnşallah. Burada da sayfa 311'den yani 311. sorudan 311. sayfadan 360 soruya bitirmiş. Ne kadar tatlı bir kitap hocam. Evet, cebinde gezdirebilmen için 360, 360 diye İngilizcesi 360. Aa. Buradan böyle çözmelisin. Burada da şu sayfaya kadar yani bak where is the zoo, bak burada resimle az önce sorduğum sorulara benzer örnekleri de sorduk. Bu soru önemli mesela. Bu soruyu çözebilirsin. Çözemezsen de mutlaka çözmeni izle. Bu soruya kadarki soruları çözmeni istiyorum. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim Tonguç. Çok şey istedim biliyorum. Çok fazla yeter hocam ama... yani ilimi kemimi sömürdünüz hocam. Ödüllü soru yapayım. Teşekkür ederim hocam.